AB x olduğuna göre AB 4 3 basamaklı sayısının x cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Uzun uzun yapmak yerine şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. AB 4 sayısını AB 0 artı 4 diye ayırırsanız AB 0 aslında ne demektir? 10 AB demektir. 2 basamaklı AB sayısının 10 katı olur. Dolayısıyla burası zaten 4 AB x'ti. Demek ki 10 x artı 4'müş. Burada soru zor değil ama zor sorularda da bu işe yarar arkadaşlar. Bunu deneyin. Cevabımız C şıkkı oldu. Kümesinin elemanları birer kez kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı iki doğal sayının farkının mutlak değeri en fazla kaçtır? Alabileceği en büyük değer nedir arkadaşlar bunun? 875. En küçük değer nedir? 134. Dolayısıyla bunların farkı 1, 4 ve buradan da alt 7 oldu. Dolayısıyla 741 alacakları farkın en büyük değeri. Burada mutlak değer derken arkadaşlar 134 eksi 875 de olsa 875 134 de olsa bakın farkın mutlak değeri o demektir. Büyükten küçüğü çıkarsan da küçükten büyüğü çıkarsan da her zaman cevap pozitif olur demek istiyor. Aşağıda verilen düzenekte demirler ile oluşturulan dairesel plakaların bir yüzüne rakamlar bir yüzüne de boş verilmiş. Üzerinde soldan sağa doğru 2, 6, 4, 3 ve 8 rakamları yazılı bu plakaların iki tanesi ters çevrilerek soldan sağa doğru yüzler, onlar ve birler basamağı bulunan 3 basamaklı sayılar oluşturulabilmektedir. Örnek 2 ve 4 yazan levhaları ters çevirirsek 638 oluyormuş. Buna göre oluşturulabilecek en büyük sayı en küçük sayıdan kaç fazladır? Oluşturulabilecek en büyük sayı arkadaşlar kaçtır? 6, 4 ve 8 olur bakın oluşturulabilecek en büyük sayı yani 648 Oluşturulabilecek en küçük sayıda 2 kesim vardır zaten Böylece o da 238 olur Farkları soruluyor 0, 1, 400 olmuş cevabımız D şıkkı A 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere TA A sayısının rakamları toplama olarak tanımlanıyor buna göre TA artı 3A Eşittir 2000 denklemini sağlayan TA değeri nedir? Şimdi bir kere zaten bize arkadaşlar 3 basamaklı olduğunu söylemiş. ABC diyelim. TA buradan ne olur? A artı B artı C olur. 3A ne demektir? 3 tane ABC demektir. Dolayısıyla 300A açarsak 30 tane B ve 3 tane C'dir. Dolayısıyla 301A artı 31B... Artı 4C eşittir 2000 olur arkadaşlar. Böylece yorumlamanız daha kolay olur. Sorularda e, nasıl kolayımıza gelirse öyle yaparız. Şimdi burada 3 tane de harfi bilmek mümkün değil. Böyle yaparsak geliyor ama. Dolayısıyla 301A e, kaçla çarpmamız lazım arkadaşlar? 6 ile. Bakın 301 6 ile çarparsak çünkü elde edebileceğimiz en yakın sayıyı yani 1806'yı elde ederiz. Böylece 2000'den de 1806'yı çıkardığımızda 194 yapar. 31 B'yi o zaman kaçla çarpmalıymışız? 6. Böylece J'ye de rakam kalacak arkadaşlar. 31 çarpı 6 da buradan 186. 194'ten 186 çıkarsa gördüğünüz gibi 8 geldi. O da kaşı eşit? 4 cye eşit. Demek ki buradan artık A'yı 6 bulduk. B'yi 6 bulduk ve en son 4C eşittir 8'den C'yi 2 bulduk. TA yani rakamların değerleri toplamı 14 geldi. D şıkkı. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere kutu içinde AB A kare eksi B kare çember içinde AB eksi BA olarak tanımlanmış. Buna göre AB dikdörtgen içinde AB çember içinde çarpımı 27 olduğuna göre A çarpı B nedir? A kare eksi B kare çarpı AB eksi BA. Onu tabi arkadaşlar hemen bu formata soldakine benzetmek için A kare eksi B kare 10AB A eksi B 10B artı A diye düşünmemiz lazım. Yani oradan da o zaman 10A'dan A çıkarsa 9A olur. B'den 10B çıkarsa 9B olacaktır. Şimdi çarpanları ayırmaya dikkat. 2 kare farkı var burada. A eksi B A artı B oldu. 9 parantezinde a eksi b geldi. Bu da 27 yaptı. Sadeleştirirsek bakın a eksi b'nin karesi çarpı a artı b arkadaşlar 3 oldu. 3 asal bir sayı. 3 ile 1'in çarpımına eşittir. Demek ki a artı b 3'müş. a eksi b de 1'miş arkadaşlar. Böylece a eksi b 1 olduğuna göre a 3 gelir e, pardon A 2 gelir B de 1 gelir çünkü toplamları 3 olan farkları da 1 olan 2 rakam 2 ve 1'dir. Çarpımları da böylece B şıkkı B gelir. Soruyu hızlı yapmak için arkadaşlar şunu öngörmelisiniz. Farkları 666 olduğuna göre bir kere burada büyük olan sayı kafadan 7 ile falan başlaması lazım. Ya da en kötü ihtimal 6 ile falan başlaması lazım. O yüzden çok büyük denemeler yapmanıza gerek kalmayacak bu TYT'de çıksa mesela güzel bir soru olabilir çünkü vakit kaybı veya vakit kazancı ile ilgili bir soru arkadaşlar. Farklarının büyük olmasından yararlanarak ardışık sayı diyordu ardışık rakam 789 olmasını bir denerim. Sonra arkadaşlar diğer küçük olan bir de 123'ü denerim. Gerçekten bakın 9 3 6, 8 eksi 2 6, 7 eksi 1 6 oldu. 666 oldu. Demek ki küçük olanın rakamlar toplamı 1 2 3 6 geldi. B şıkkı bu şekilde hızlı düşünmeniz gereken bir soru arkadaşlar. Örnekte de görüldüğü gibi arkadaşlar 3. bölme yüzler basamağı, ikinci bölme onlar basamağı, 1. bölmede birler basamağı. Şimdi ikinci bölmeden kaç tane aldığımızı bilmiyoruz. X tane almış olalım x tane aldığımıza göre kaç azalacak sayı arkadaşlar önce? 10x azalacak. Örnek kenarda göstereyim mesela. 237 sayısında 3'ten 2 azaltsanız sayı 2 mi azalır 20 mi azalır? Evet 20 azalır gördüğünüz gibi. Çünkü 3'ten 1'e düşüyor. Burası onlar basamağı. Onun gibi düşünün. Haliyle x tane alırsak 10x kadar azalır. Bunlardan bir tanesini birinci bölmeye gönderiyormuşuz. Birinci bölme birler basamağıydı. Bir arttı o zaman. Sonra kalan x eksi bir tanesini de arkadaşlar yüzler basamağına yani üçüncü bölmeye gönderiyormuşuz. Böylece toplam artışı soru bize kaç vermiş? 261. 100 x eksi 100 eksi 10 x artı 1 eşittir 261 oldu. Böylece arkadaşlar 90 x eşittir 360 X de buradan 4 geldi B şıkkı. A, B ve C birer rakam olmak üzere aşağıdaki çarpma işlemi veriliyor. A, B, C ve B, C şeklinde bakın. E, çarpımda arkadaşlar ikinci çarpım yani nasıl çarpıyorduk bunları? C ile önce A, B, C'yi çarpıyorduk. İlk basamağa yazıyorduk. Sonra B ile de A, B, C'yi çarpıyorduk. Burası bakın A, B, C olmuş. Dikkat! A, B, C ile B'yi çarptığımızda yine ABC elde ediyorsak B nedir? 1. Buradan bunu anlarız. Sonra arkadaşlar burası C ile C'yi çarptığımız zaman C kare olan şey direkt aşağı indiğine göre C ile C'nin çarpımı son basamağı 5 olan sayı ne vardır? Tabii ki 5. 5 kere 5 25 yapar. Buradan da o zaman B'nin artık 1. C'nin de arkadaşlar 5 olduğunu anladık. Haliyle ABC sayısının 15 ile çarpımı 10.725'miş. 10.725'i bölelim şimdi 15'e. Ee, burası ne yapacak? Şu 107'yi 15'e bölersek 7. Zaten arkadaşlar soru bizden ne istiyordu? Bütün rakamları bulmaya gerek yok. Gerçi BC'yi bir bulmuştuk. A buradan 7 geldi arkadaşlar. Çünkü ilk çarptığımız şey nedir? Aslında elde ettiğimiz şey yüzler basamağıdır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oldu. Arkadaşlar soruda şunu görmeniz gerekiyor. Müşteri şimdi A B C D E F biçiminde şifresini belirledikten sonra bunun altına F E D C B A diye tersini yazıyoruz. Ancak normal çıkarma işlemi yapmıyoruz. Hangi rakam büyükse ondan küçüğü çıkarıyoruz. Örnek diyelim arkadaşlar burada şu C ve D'yi sileyim tamam mı? Diyelim burası 4, burası 9. Normalde tabii ki 14'ten 9 çıkar diye yorum yaparız. Ama burada diyor ki sana her zaman büyükten küçüğü çıkaracaksın. 9'dan 4 çıkar mesela 5. Rakamların yerleri önemli değil. Üstte mi olmuş altta mı olmuş o önemli değil. Her zaman büyükten küçük. Diyelim burası 1 burası 2. O zaman 2'den 1'i çıkarıyorsun. Bu şekilde kuralımız. Haliyle 1, 3, x, 4, y, y 2, y. Yer değiştirdiğimizde 2, y, 4, x, 3, 1 oldu arkadaşlar. Şimdi çıkardığımızda da elde ettiğimiz sonuç C, 4, 5, A, B ve 1'miş. 2'den 1 çıktı gerçekten 1. Sonra arkadaşlar bilinenlerden gidelim. 2'den 1 çıktı demek ki C buradan 1 oldu. Hemen yerleştirelim. 3'ten Y çıkınca 4 değil. O zaman 3'ten Y çıkınca 4 olması için sonuçta normal çıkarma işlemi yapmamız lazım. Ya da Y'ye eksi 1 dememiz lazım. Öyle bir lüksümüz yok. Demek ki Y aslında neymiş? 7 bakın büyükten yine küçüğü çıkardık. Şimdi bundan sonra x'ten de 4'ü çıkarınca 5 ise x buradan arkadaşlar ne olacak? 9. Sonra yine x 9 olduğu için 9'dan 4'ü çıkarırsak burada bakın a'yı kaç buluyoruz? 5 buluyoruz. Şimdi buna göre bakalım artık. y'den 3 çıkınca b'ye geliyormuş arkadaşlar. y'yi biz 7 bulmuştuk haliyle B de 4 oldu. Sonra artık başka bir şey kalmadı. Şimdi A ile B'nin toplamı kaç arkadaşlar? 9. C'yi de eklersek buraya kaç oluyor? 10. Bizden X ve Y'yi çıkarmamız isteniyor. X, Y'nin toplamı da 16 olduğu için böylece 10 eksi 16'dan A şıkkı eksi 6 oldu. Aşağıda üzerinde rakamlar yazılı olan bir çark verilmiştir. Çarkın ortasında bulunan kutucuk içerisinde 3 basamaklı bir sayı yazılıyor çark sistemi 3 basamaklı sayının her bir basamağındaki rakamı rakam ve basamak değerinin toplamı kadar sağındaki rakama ötelemektedir. Örneğin kutucuğa yazılan sayı 312 ise bir rakamı 10 artı 1 11 defa ötelenerek 2 rakamına. Burada şimdi bir dikkatli olmanız lazım ama. Bir rakamı arkadaşlar 11 defa ötelendiğinde bakın bir seferlik göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Haliyle şunu söyleyebiliriz aslında. 10 defa döndüğünde başa dönüyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Haliyle biz diyelim bunu 42 kere döndürsek ne olur? 40 defa da başa döneceği için her 10 seferde bir sadece 2 kere ötelemiş gibi olursunuz. Mesela 1'den başlasaydık 3'e gelirdik. Diyelim 16 döndürdünüz haliyle 16 döndürürken arkadaşlar yapacağınız şey 16 kere döndürmek değil. Her onda bir başa döndüğü için aslında 10 ile bölümünden kalana bakıp 6 döndürmek olacak. Ona dikkat etmeniz lazım soruda. 2 ee, rakamı 1 artı 2 3 defa ötelenerek 5 rakamına gelmiş. Tamam orada bir problem yok. 3 rakamı da 103 defa tabii ki döndürecek halimiz yok işte. 103'ün 10 ile bölümünden kalan 3'tür arkadaşlar. Haliyle 3'ten başlayarak bakın 1, 2 3 gerçekten 6'ya geliyoruz. Buna göre 867 sayısına bakalım. 100 ekleyeceğiz. 108 defa döndüreceğiz. 108 defa döndürürsek zaten yüzde yine başa döneriz. 8 defa gidersek arkadaşlar 8'den itibaren bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 6 olur. Sonra 67 yani 6'ya geldik. 6 içinde ne yapacakmışız? 10 ekleyecekmişiz. 16 defa döndüreceğiz. 16 defa döndürdüğümüz zaman arkadaşlar bir kere 10'da bir başa döndü. 6 döndürmemiz lazım. 6 burada bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2'ye geldik. Şimdi arkadaşlar sırada 7 var. 7'ye de kaç ekleyeceğiz? 1 ekleyeceğiz. Yani 8 defa döndüreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 625 sayısını elde ettik. Rakamların toplamı 12 geldi. C şıkkı oldu. Hayır ya nasıl ya? Pardon 6 artı 2 8 5 de arkadaşlar 13 ona hemen düzelteyim cevabımız D şıkkı. A ve B sayılarının en az birinde bulunan rakamların toplamı böyle gösterilmiş. Ve A ve B sayılarında ortak bulunan rakamların toplamı da bu şekilde gösterilmiş. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar bu. Yani sınav tarzında olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem biraz deneme yanılma yapmak gerekiyor, görmek gerekiyor. Hem de hızlı bir şekilde yapmamız lazım soruyu. Şimdi örnek 1 2 3 4 1 2 3 0 4 yani 12.304 sayısı öbürde 2 3 4 5 2.345 sayısı. Şimdi soldakine göre bakarsanız bakın en az birinde olanları toplamışız 0 1 2 3 4 5'ten 15 gelmiş. Diğerinde ise sadece ortakları toplamışız 2 3 artı 4'ten 9 olmuş. Buna göre x eşittir ABCD sayısı için x 12.457 eşittir 22 x 4327 eşittir 10 eşitliklerini sağlayan 4 basamaklı ABCD doğal sayısının rakamları çarpımı kaçtır? Soldakileri bir toplayalım bakalım arkadaşlar. 1, 2, 4, 5, 7 toplamları kaç yapıyor? 19. Haliyle x'te kesinlikle 3 olmalı o zaman. Çünkü ne demiştik? Bunların en az birinde olanları topluyoruz. E demek ki 3 arkadaşlar bunda yok. Diğer sayıda var. Haliyle x sayısında bir de neyi görmeniz lazım? 3 olduğu gibi demek ki başka sayı da yok. Yani x'te arkadaşlar 6 olmayacak. İşte 9 olmayacak. Çünkü onlar da olsa onları da eklemeniz lazım. Diyelim sen dedin ki x'te 6 da var. x'te 6 sayısı varsa arkadaşlar toplama bir 6 daha eklenirdi. de 28 olurdu. O yüzden bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Gelelim ikinci kısma. İkinci kısmında da ortakların toplamı 10 verilmiş. Ortakların toplamı 10 4327 sayısında hangi iki sayının toplamı 10 yapar? 3 ve 7'nin. Demek ki ikisinde de 3 ve 7 var demektir. Böylece bu sayıda arkadaşlar 3, 7 kesinlikle var. Peki diğerleri nedir? Diğerleri de arkadaşlar artık şunu anlarız. Bir kere bunda 4 yok. Ortak olsaydı toplamların içinde o da olurdu. 7 zaten var, onu geçtik. 2 de yok demek ki arkadaşlar. 4 yok, 2 yok. 7 vardı. Demek ki diğer iki sayıda arkadaşlar 1 ve 5'miş. Böylece bunların çarpımları da 105'miş. Adım adım denilenleri yapalım arkadaşlar. En sola bir kere ne ekliyormuşuz? 1, a, 1b sayısını en sola yazıyormuşuz. Sonra birinci adımda yüzler ve binler birler basamağını değiştiriyormuşuz. böyle oldu yani. Daha sonra bu sayıya bin ekliyorum. 110 ekliyormuşuz. 2, b, 2, a olur. İkinci işlemde şöyle 1 yazalım. İkinci işlem. Üçüncü işlem binler ve onlar basamağını yer değiştir. Binler ve onlar basamağını yer değiştirirsek o zaman ne olur arkadaşlar? 2, B, 2, A. Yani hiçbir değişiklik olmaz. Sayıdan rakamları toplamını çıkar. 2020 diye yazayım. Bakın 2B, 2A'yı 2020'ye ayırdım. Diğeri 100B artı A Rakamları toplamı da nedir? 4 eksi B eksi A. Bunları da çıkardım bakın. Böylece 2016 artı 99 B oldu. Bu da neye eşitmiş? 2709'a eşitmiş arkadaşlar. Böylece tabii ki burada 2016 öbür tarafa atarsak 99 B. 2709'dan 2016 çıkarsa 3, 9 ve burası da kaç oluyor? 2700 burası da arkadaşlar 693 oluyor. Haliyle B buradan kaç yaptı? 7. Bizden ne istiyordu? isteniyordu? A artı B'nin en büyük değeri. Şimdi B'yi 7 bulduk. A arkadaşlar zaten böyle birbirini götürüyor ya. O zaman özgürüm A'yı istediğim sayıyı verebilirim. Buradan da 9 veririm. Toplamları da en fazla Denizli 16 olur arkadaşlar.